Evet değerli arkadaşlar. Bir maddemiz kaldı sayılır. O kadar sabır gösterdiniz. Biraz daha lütfen. Bir bütçemiz var o kadar. Yarın yapılacak seçimde aday olacak grup temsilcilerimizin ve bağımsız adaylarımızın konuşmalarını dinledik. Ve 10. maddeyi de tamamladık. Süre geldi 11. bütçe önerisinin görüşülüp karara bağlanmasına. Lütfen ne olur bakın. Çok kısa bir süre içerisinde sizin gayretinizle bitireceğiz. Divan'a ulaşan bir önerge var 11. madde ile ilgili. Görüşülmekte olan gündem maddesi kapsamında delegelere daha önce gönderilmiş olduğundan ve kitapçıkta basılı olduğundan okutmadan görüşülmeye geçilmesi istenilmektedir. Önerenler Yahya Arıka, Emre Kartaloğlu, Yüce Akdemir, Vedat Adan, Ali Şahin, Fuatlu Aziz Duran. Hemen bunu görüşülmeden, okunmadan görüşülmeye geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, 11. maddeye bıraktığımız ve arkasından da gelen yeni önergeler var. Ben herhangi bir tartışmaya, herhangi bir polemiğe, herhangi bir gerginliğe mahal bırakmadan bu maddeyi de geçirmesinden yanayım. Sizinlerin de katkısıyla da bunu da başaracağız. Bir mevcut kitapçıkta bulunan bütçe var. Onu hepiniz biliyorsunuz. Zaten okunmuş ve görüşülmüş okunmuş ve biliniyor olduğunu kabul ettiğimiz için sadece görüşülmesine geçiyoruz. Ama bununla beraber gelen öneriler var. Ben onları okuyup vaktimizi de almak istemiyorum. Önerge sahiplerine çok sınırlı 3'er dakikayla bu konuyu izah etmeleri için söz vereceğim. Hasan Hüseyin Kırmızı Toprak'tan başlayan önergeler için söz vermek istiyorum. Kim söz alacak oradan? Buyurun. Bir kere de hepsini anlatacaksınız. Artık yol alalım. Değerli arkadaşlar, çok geç oldu biliyorum ama bütçe de çok önemli. 3 dakikalık sabrınıza da sığınarak bu bölümde tamamlayalım diyorum. Çünkü çok önemli. Biraz önce arkadaşlarımıza ifade ettim. Ben hedeflerde ifade ettim. Önergelerden biri gücü zayıflanan, işçi aidatın iptal edilmesinden sonra gücü zayıflanan Anadolu odalarına zaten bu katkılar sunuluyor. Ama TÜRMOK bütçesinin %15'inin fon olarak ayrılmasına, Anadolu odalarına katkı olarak, hak olarak sunulmasına. Yani yardım gibi sunulan bu ödeneklerin bir hak olarak bir çerçeve belirlenip tanımlanmasını öneriyoruz. Neden? Çünkü hiçbir hayatın metropol odaları ve TÜRMOK için bu bir şeyi olmayabilirdi. Ama Anadolu odaları bu yeni durum nedeniyle gelir kaybına uğradı.
bütçesi güçlü olan, biraz önce arkadaşlar ifade etti, raporu incelemişsinizdir. Bu raporda baktığınızda Anadolu Odaları'na inşaat maliyetliği olarak aktarılan bu katkıların bir tanımlaması yapılması daha doğru olur diye düşünüyoruz. Bu büyük bütçelerin bir kısmının Anadolu Odaları'na hak olarak tanımlanmasını öneriyoruz. Önerilerin biri bu. Diğer önerilerin devam edecek miyiz başkan? Diğer önemli önerilerimiz huzur haklarının sınırlandırmasıyla ilgili değerli arkadaşlar. Şimdi çok ifade ettik bunu. En önemli nokta burası. Bunun üzerine biraz düşünmeniz gerekiyor. ...2020 bütçesinde... ...değerli arkadaşlar... ...yönetim kurulu... ...2.250.000... ...denetleme kurulu giderleri... ...330.000... ...disiplin kurulu giderleri... ...581.000... ...toplamda 3.161.000... ...yine komite, kurul ve... ...komisyonlara ait giderler... ...toplamda... ...2.407.000... Şimdi değerli arkadaşlar, diğer kalemleri de incelediğimizde ayrılan paylar, ödenekler, huzur hakları adeta bir holding bütçesi. Şimdi buralar sebepsiz zenginleşmeye neden olan kurumlar değil, geçim kapıları değil. Bizim mesleğimiz muhasebeciliktir, ekmeğimizi muhasebecilikten kazanırız. Elbette bir emek, bir zaman olabilir. Ama bunun üyenin gücüyle orantılı mütenasip bir oran olması gerekiyor. Bunun da yönetim kurulu başkanı 4 asgari ücret ve yönetim kurulu başkan yardımcısı 3 sayman 2 yönetim kurulu üyesi 2 asgari ücretle sınırlanmasını önermiştim. Şimdi Anadolu odalarını dolaştık. Onlar da yönetici. Büyük odalarımız ve TÜRMOB'daki arkadaşlarımız yöneticilik yapıyor. Oradaki arkadaşlarımız aylık giderlerini karşılamak için yönetim kurulu üyeleri ayda 1.000 lira cebinden katkı sunuyor. Ama burada yıllık 400.000 lira, 300.000 lira gelir elde eden yönetici arkadaşlarımız var. Buralar bir meslek değil arkadaşlar. Yıllık kazancı bu oranda olmayan meslektaşımız var ki bir yöneticisi bu oranda bir şey değil. Toparlayın lütfen. Bana yardımcı olun. Başkanımıza diğer bir önerge, geç olup diyorum. Diğer bir önerge yan kurullarla ilgili. Değerli arkadaşlar, birçok kurulun 2016 genel kurulundan sonra yönetime gelmeyen herhangi bir kurullar seçilmeyen gruplarının sanki istihdam alanı yaratıyormuş gibi aralarında yaptığı protokolle yeni komiteler oluşturup oraya da huzur hakkı tayin etmesinin etik ve doğru olmadığını düşünüyoruz. Birçok kurumun mesleğe, meslektaşa ne sağladığı belli olmazken bir de örgütün ücretlerinin burada geçim kapısı gibi görerek dağıtılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle arkadaşlar lütfen ama ya. Lütfen ama bakın saat 11 oldu. Burada işlerinin ne oldu belli olmayan komitelerin kaldırılması, diğer komitelerin de bu kadar yani sabahtan beri hakikaten bütün gayretimizi sergiledik. Ben bildiğim şekilde devam edeceğim. 3 dakika içerisinde bütün bu önergelerle ilgili oylama yapıp geçeceğim. Olacak şey değil mi? Demokrasi yaramıyoruz arkadaşlar. Olacak şey değil mi ya? Bir kere önergemizin bir tanesi yasaya aykırı. Birlik payları yönetmeliği diye bir yönetmelik var. O da gelirlerin %10'u birliğe aktarılır. Böyle bir yönetmelik değiştirmeden siz birlik gelirlerinin %15'ini odalara dağıtalım diyorsunuz. Neye göre dağıtacak yönetimi? Bütçenin diyorsunuz. Bütçenin diyorsunuz. Ama şey yok. Ben de anlıyorum. Ben de anlıyorum diyorum. Yasaya aykırı diyorum ben. Bütçeyle ilgisi. Tamam, öyleyse merak etmeyin. Öyleyse. Öyleyse.
söylüyorum ama en sonunda yani zıvanadan çıktık yani. Hakikaten. Haklısınız, hata benim. Nisbe oylarının kaldırılmasından sonra o da gelirlerinin azalmasından ötürü arkadaşlarımız bir şey öneriyor. Diyorlar ki birlik bütçesinin %15'i odalara aktarılsın. Sayısı 500'den aşağı olan, üye sayısı 500'den aşağı olan odalara. Ben bir müdahale etmek istemiyorum ama genel başkanlık yapmış arkadaşınızım. Bunun yasal bir dayanağı yok. Tüm o yöneticilerine zimmet çıkar bu noktada. Ama yine de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği, oy çokluğuna reddedilmiştir. Huzur haklarının, asgari ücretin iki katına ve disiplin kurulu üyeleri için asgari ücretle sınırlandırılması diye bir önerge var. Arkadaşlar, hakikaten yani huzur haklarının genel kurullarında tartışılmasını